Sevgili ikizler, 30 Ocak 5 Şubat, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Evet, kritik haberlerle, yakın arkadaş, yakın dostlarla alakalı yaşayacağınız kritik olaylar, kritik gerginlikler, sizi yıpratacak insanlarla böyle pat 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 karşılaşacaksınız. Yani içlerindeki o size karşı öfke, yani alanınızdaki o gerginlik, yani gözlerindeki sizi sevmeyen ifadeler biraz cesaretinizi yükseltsin. Çünkü onları siz de sevmiyorsunuz. Siz de onların tabii bir hareket ettiğiniz için gerçekleri sizi rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Düşündüm bile. Yoğun bir iş yoğunluğumuz söz konusu olacak. Bu dönem işimizle alakalı seyahatler, yapmamız gereken yenilikler bize artı bir güç kazandıracak ve gideceğimiz alanda ekip, çevreyle ilgili enerjimizi yüksek tutacağımız ve orada kendi haklarımızı ispatlayacağımız evre var. Ve kurumsal bir alandan kendi işinizi kurmak, farklı alanlarda ortaklı projeleriniz varsa gözünüzü dört açın. Siz buna hazırsınız. Ekonomik olarak kendi destek beklediğiniz noktalardan haberiniz de gelecek. Yeni işiniz, yeni oluşumuz size gayet keyif verebilir. Bu ara özellikle de devletle alakalı, kurumsal devlet, büyük alanlarda çalışan sevgili ikizlerde alternatif iş teklifleri var. Çünkü bulunduğunuz noktanın sizin enerjisiyle alakası, artık mutsuzsunuz, köreldiniz ve burada değişen bir şey yok. Devamlı insan ayrımı içerisinde yaşadığınız noktanın farkındasınız ama alternatif noktada arayışlarınız olumlu. Bu noktayı görmemezlikten geçmeyin. Cesaretinizi yapın. Çünkü orada haklarınız da var. Sizi de çıkartacaklar. Yeni kapı, yeni evre size uğurlu ve bereketli gözüküyor. İyi olacağını, iyi haberler, iyi kapılar, iyi noktalarda aydınlanacaksınız. Evet, şöyle demek istiyorum. 5 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı 16 derecede Venüs, Uranüs etkisi ve Mars'ın da etkisini düşündüğümüzde şunu demek istiyorum. Üçüncü ev konularınızda yakın çevre, iş dostlarınız, iş arkadaşlarınızla alakalı evrede birçok iletişim, okul öncesi insanlarla tesadüfen karşılaşma, tesadüfen konuşma gibi olaylar sizi mutlu edecek. Yarım bıraktığınız ve af beklediğiniz eğitiminizle ilgili af sevinci de yaşayabilir ve eğitiminizle ilgili noktayı da bu noktada yeniden başlatma enerjimiz de var gözüküyor. Hayırlı olsun. Evet, devlette farklı bir alanla ilgili bağ kurmak, başka bir şehir ya da bölüm değiştirmek ya da bulunduğunuz şehirden farklı bir noktaya başvuru yapıyorsanız bir kadın dostunuzdan alacağınız destek bu kapınızı da aydınlatacak. Yani korkmayın, devletle ilgili değişimleriniz olumsuz değil. Yalnız vergi borcunuz, araç borcunuzla alakalı sıkıntılı dönemler. Ailemizde de askere gidecek ya da askerlik görevini tecil etmeye çalışan evladınızla ilgili de aydınlık ve sevinç yaşayacaksınız. Ya da kardeşinizle ya da sevgilinizle, merak etmeyin efendim. Bir de şunu demek istiyorum sevgili ikizler. Bu ara yaratıcı medya ruhunuz, iletişim ruhunuz, sosyal ağlarla alakalı becerileriniz çok fazla var. Bunlarla ilgili kendinize ufak ufak dokunuşlar yaparak kendi küçük markanızı da oluşturarak gücünüze güç katabilirsiniz. Renkli kişiliği ziyan etmemek lazım. İletişim sizin üstünüze yok. Çünkü akıl sizle doğuyor, akıl sizle batıyor. Siz akılsınız, unutmayın efendim. Ve aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin ani işten çıkma fikri sizi çıldırtabilir. Sizin yer değişmediği için siz çıldırabilirsiniz. Böyle bir işle alakalı bir gerginlik ama özel hayatımızda yavaş yavaş soğuyan renkler var. Bunları güçlendirmemiz lazım. Evde her iki tarafında sorumluluğu ve geçmişe dair borçlarla ilgili mücadele sizi fazla yıprattı. Biz biraz daha eğlence ruhumuzu keşfederek birbirimize sıkı sarılalım. Sevgili gençler, kendi hayatınızla alakalı dil eğitiminiz, yarım gördüğünüz kendinizle alakalı kurslarınız, özellikle bu sene üniversiteye hazırlanıyorsanız ya da lise öğrencisiyseniz, liseye girmek istiyorsanız gerçekten bu fırsatınız, akıl enerjiniz çok yüksek. Bu akıl enerjinizi değerlendirin. Hatta dilinize dil katmanızı, el becerilerinizin farkında olduğunuzu fark ederseniz daha güzel şeyler başaracağınızı düşünüyorum. Sizden korkmuyorum, siz kendinizden korkun bu akılla diyorum.
Evet, ilişkiler konusunda muzdarip olan ve kendisini anlatamıyorum ve karşı tarafa gereksiz baskı yapıyorum ve sözlü şiddet eylemi içerisindeyim. Artık sevgili ikizler, kendinizle ilgili bir psikiyatri danışmanı ya da psikologla bu alt anne travmalarınız, geçmiş çocukluk travmalarınızı iyileştirmeniz lazım. Sizde yorucu güven problemi var ve karşı tarafa çok fazla baskı yapıyorsunuz. Değiştirin kendinizi, sizin yüreğiniz tertemiz diyorum. Bir de yeni ilişkiye başlayan sevgili ikizler, gerçekten aşkınız hayırlı olsun. O el tuttuğunuz el ömürlük size dokunacak bir ruh olsun. Geçmişte beklediğiniz kişiyle tesadüf ortak noktada karşılaşacaksınız. Karar sizin. İçinizdeki öfkenizi kusmak istiyorsanız tam zamanı. Ya cuma ya cumartesi bu kişiyle karşılaşacaksınız. Uzun soluklu ilişkilerde ailevi çıkacak sorunlar, biz birbirimizden ne kadar uzaklaşmak istesek de onların sözleri, onların davranışları bizi birbirimize bağlıyor. Siz ruh ikizisiniz. Aileyi gönülden iyileştirin ki onlar da gönülden size bu yolunuza yardımcı olsun. Ev kiralamak, ev taşınma konularımız da yoğun olacak. Özellikle bulunduğunuz evdeki rahatsız olduğunuz, rutubet olabilir, aydınlık olmayabilir ama ekonomik olarak sizi zorlamaya başlamış olabilir. Şu an gideceğiniz nokta ucuz değil ama daha ferah ve sizi mutlu edecek bir enerji. Bence buna doğru karar verdiniz. Yolunuz, gideceğiniz yolculuk iyi olsun. Yatak odanızı değiştirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili huzursuzluklarınız var. Yatak başınız ya da gıcırtama sesleri ya da baza kırılmış olabilir. Bunu bir an önce düzeltelim. Yani ekonomik durumunuza göre düzeltmeniz gerekiyor. Bir de evli çiftlerimizle ilgili noktada eşinizin çok yoğun yolda, eğer tır şoförüyse, otobüs şoförü, devamlı yollarla bağlantılı işi varsa ilişkinizde güven probleminiz var. Adamın derdi para. Siz de sevgiyi çok istiyorsunuz. O tarafta sevgiyi ifade etme, al sana para der gibi. Bu da sizi yıpratıyor. Aslında onun derdi tek yuvasına sahip çıkmak. Eğer ki eşinizle aranızda gereksiz diyaloglar varsa siz de adım atın. Bu ilişkide güzel çocuklarınız var ya da dünyaya gelecek evlatlarınız var. Birbirinizi dilinizle güzel ifade ederseniz daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Boşanma fikri, ayrılık kararı veren ve anne ve baba destekleyen sevgili ikizler için yol ayrımı dediğimiz nokta başladı. Anlaşmalı ev, anlaşmalı imzalar atılacak ama kalbinizin bir noktasında mücadele edeyim mi diyorsunuz. Tekrar şans olabilir ama değişmeyeceksiniz. Birbirinizi yıpratmanıza gerek yok diyorum. Bu arada çocukla ilgili karar veren sevgili ikizler burcu için şunu demek istiyorum. Uzun süredir hayaliniz, Allah evinize gülümseyen bir evlat nasip etsin, torun torba sahibi olun diyorum. Evet, bir de bu ara altın, hani altın borcunuz, dolar borcunuz varsa Şubat sonuna kadar bunu çözeceksiniz. Ailenize ait müteahhitlik bir toprak, anlaşmalı bir ev, bir yıkılıp yerine yapılacak ve ailenize ev arayacağınız bir döngü de var. Bu da hem anne ve baba hem de sizin için hayırlı olacak. Sağlık olarak özellikle cilt reaksiyonlarımız, alerjik, botok zamanımız gelmiş olabilir, cilt bakımı zamanı gelmiş olabilir. Kıl dönmeniz olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve de saç dökülmeleriniz var sevgili beyler, bayanlar. Saç dökülme konumuzu da çözmemiz lazım. Allah sizinle olsun efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz efendim. Şöyle söyleyeceğim. Bu konuda özellikle iş yerinizde düzensiz işlerinizle ilgili evraklarınız, dosyalarınız, masanız, belirsiz noktanızla ilgili belirli bir düzen evresi oturtacaksınız. Şirketinizin sizinle ilgili yer tayinin demediği noktayı belirleyeceğiz. Eğer ki işle ilgili de bulunduğunuz ekip arkadaşlarınızdan rahatsızsanız onlara da veda edeceksiniz. Yani size daha düzenli, daha olumlu, daha keyifli evrenin var edeceği nokta uyarıyor. O yüzden işinizle ilgili beklentileriniz hayırlı ve uğurlu olsun. Maaşınız ya da paranızla alakalı noktada özellikle kendinizi doğru ifade edemediğiniz üst düzey kurumunuz, insan kaynaklarınız, bunlarla ilgili artık bir toplantı ve randevu almanız lazım. Yani çünkü burada o kadar kendine ait bir yer gibi hissediyorsun ki ve alternatif iş bulamayacağım diye de cesaretin yok. Cesaretini topla. Adalet, denge, hoşgörü senin alanında gözüküyor. Bence biraz daha ne yapmamız lazım? İçinizdeki benliği ön plana atmamız lazım. Siz işinizde başarılısınız. Yaratıcı kimliğiniz,
Yani özellikle hukuk alanındaysanız, savcı, hakim, asker, devletle bağlantılı büyük bir kurumdaysanız hak ediliş lütfeniz verilecek. Eğer ki devlete yeniden girmek, polis, memur, bu tarz olumluluk kapılarınız da var, korkmayın. Büyük bir kurumsalda da hak ettiğiniz masanız, ekip arkadaşlarınız ve düzene kuracağınız sistem size mutluluk verecek. O yüzden korkmanıza gerek yok. 5 Şubat'ta Dolunay gerçekleşecek Aslan Burcu'nda. Sizin 11. evinizi, 5. evinizi ve 8. evinizi tetikleyecek. Yeni dostluklar, hayallerinize erişmek, işinizle alakalı o dostunuzla kuracağınız iş fırsatları ve yapacağınız projeler size acayip renk katacak. Aileniz, geçmişinize ait işler varsa, marka, düzen, babanızdan, dedenizden ata kalan mallarla ilgili ayrılıklar yapacaksınız. Ve bu ayrılıklar herkes yerini, tezgahını, dükkanını, alanını belirleyecek. Bu da uzun süredir yapamadığımız evrenin cesaret dönemini gösteriyor. Aynı şekilde 5. evde, 5. ev sizin hani eğlence hayatınız, renklilik hayatımız ya deriz ya. Bu ara renkli dünyanız, işte de fingir fingirsiniz maşallah. Göz çapkınlığınız, enerjiniz çok yüksek ve kendinizi çok beğendiğiniz bir haftada olacağınız için fazla abartmayın. Karşınıza çıkacak insanlardan zarar görebilirsiniz. Hem işinize hem de kendi kalitenize zarar verirsiniz diyorum. Bu ara bağımlılıklarımız da artabilir. Mesela alkol tüketiyor olabilirsiniz, bu fazlaşabilir. Sigara tüketiyorsunuz, fazlaşabilir. Bağımlı olduğumuz noktaları çözmemiz gerekiyor. Bunu çözmezsek ciddi anlamda beden ruhumuza da. Mesela farklı uyumaya merak, sevişmeye merakınız olabilir. Farklı hastalıklar kapabilirsiniz. Daha tepkanlı, daha tepkinli olmanızı öneriyorum. Yeni iş kurmak isteyen sevgili takipçilerim için de, sevgili teraziler, gerçekten iş kapınızda büyük bir güç. Yani ortak ekip çalıştığımız insanlarla enerjilerimiz daha yüksek tutacak. Hak edilişlerimiz, primlerimiz, özellikle bankada çalışanlarda rütbeniz değişiyor. Şubat'ta kararınız yazılı, Mart'ta yeni yeriniz, şubeniz belirlenecek. Eğer ki yurt dışı ihracat alım alanında çalışıyorsanız ve özellikle gümrük alanındaysanız gümrükte denetimlerinizin çok yoğun olacak. Eğer ki bir tekstil firmasında büyük bir konumdaysanız şirketinizin kapanma gibi durumu olacak. Dikkatli olmanızı istiyorum. Araç alımı, satımı ile ilgili iş kapısı kurmak ya da yapmak istiyorsanız yapın, çünkü buranın kapısı aydınlık gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle sizin ve eşinizin dingin bir enerjiye ihtiyacı var. İşleriniz çok yoğun, hatta rütbelerinizde değişim haberi aldınız, maaşınızla ilgili belirgin noktayı belirlediniz ama özellikle sabit bir işte çalışan eşiniz işi bırakmayı istiyor ve siz bunu hala oraya tutuyorsunuz. Adam başarısız olmaya başladı. Rica ediyorum, bu dengede tutmanızın bir anlamı yok. Yetenekli bir insanı orada çürütüyorsunuz. Kardeşiniz, düzeniniz ya da babanızla ortaklı işiniz varsa güzel fırsatlar. Hatta sosyal medya ağlarında büyütebilir, reklamlarınız daha büyük olabilir. Ne bileyim, pilates salonunuz olabilir, daha büyüteceğiniz bir nokta. Yerinizi satıp daha isminizi satmak isteyebilirsiniz. Böyle alternatif noktalarımız var. Sevgili gençler, adalet hukuk okumak istiyorsanız başarı var. Radyo, televizyon, sanat üzerine ve müzik üstüne okumak isteyen sevgili terazileri destekliyorum. Ses ve kulak enerjiniz çok yüksek ve yaratıcı yönünüzü kaybetmemenizi istiyorum. Ekstra aileniz bunu istemiyorsa da ekstra bu mesleği yapmanızı sizin için uygun görüyorum. Ruhta adalet sizde her zaman var diyorum. Kibirli misin? Evet, kibirlisin. Geçici kibir ruhun var. Bunu da biraz daha alttan almamız gerekiyor diyorum. Evet, duygusal anlamda evet, renkli geçmiş aşklar, heyecanlar, renklerin yoğun olacağı bir hafta. Ay ben bunu beğeniyordum derken karşınıza çıkacak. Bu ilişkiyi yaşamak istiyorum derken onunla yüz yüze kalacaksınız. Gayet gece aleminiz, ruhunuz, eğlenceleriniz, seyahatleriniz, hafta sonu planlarınız bile hazır. Keyifli olun. Mesela İstanbul'daysanız Marmaris'e gidebilirsiniz. Marmaris'teyseniz Kıbrıs'a gidebilirsiniz. Kıbrıs'taysanız Adana'ya gidebilirsiniz. Böyle bir kafanızda değişik. Mesela Kars Kalamış'a gidebilirsiniz. Kafanızda böyle düşünceleriniz var. Bu da sizin için gayet keyifli olacak diyorum. Bu ara evlenme planı içerisinde olan sevgili teraziler için elinizdeki alyans, alacağınız alyans uğurlu ve bereketli ve çok iyi bir annesi olan bir insanla hayat arkadaşlığı yapıyorsunuz. Onun desteğiyle güzel bir yuvanız ve o haneye erkek çocuk enerjisi var. Bilginiz olsun. Uzun süredir nişanlı olanlarda
Evet, bu Mart Nisan'a kadar düğün tarihiniz belli oldu. Evlendiniz evlenemezseniz 2025'e kadar evlilik yok. Bir an önce o imzaya atın lütfen diyorum. Sevgili ev hanımları, şunu da söylemek istiyorum. Hanemizde özellikle halılar, kilimler, kışlık perdeler yıkanacak. Ne yapıyorsunuz? Daha Şubat ayındayız. Nisan'a çok var. Bu tempoyu niye evin içerisine yansıtıyorsunuz? Bilemedim ama vallahi size şaşırıyorum. Halılar yıkamada, camlar siliniyor. Tabii ki siliniyor. Her hafta siliniyor ama yani şu perdeleri devamlı 2 haftada bir yıkamanıza hayret ediyorum. Kolay gelsin efendim. Yeni eve taşınmak isteyen sevgili teraziler için 20 gün sonra yeni eviniz oluşmuş olacak. Tutmuş olacaksınız. Güzel ve bereketli bir ev haneniz gözüküyor. Evet, evli çiftlerimizle ilgili de bu ara boşanma fikri dırdır söyleyen evi terk edecek bilginiz olsun. Ya alttan alın ya radikal karar verin diyorum. Evliliği güzel çiftlerimizde de eşinizin araba sevinci haneye mutluluk yaratacak. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız orta kulak iltihabı, sinüzit problemimiz ve şu burunla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Son zamanlarda da mesanede sıkıntınız olabilir. Akıntı, kokuntu, hani sistis deriz ya, böyle bir sıkıntımız olabilir. Dikkatli olun. Evlenmiş ayrılmış çiftlerde baba rahatsızlığından kaynaklanan gerginlikler var. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Yükselen kovalar, güzel aşklar sizde. Ay burcu kovalar, yeteneklerinizin farkına varma vakti ve kendinizi keşfetme vakti diyorum. Evet, şöyle demek istiyorum. İş konularınızla alakalı, özellikle gece yoğun çalışan sevgili kovalar için vücut enerjiniz çok yıprattı. Gündüze dönmeniz lazım. Vücudunuz zarar görüyor. 14 saat çalışan sevgili takipçilerimizin gözle alakalı ve yazılar, yoğunluklar, toplantılar, koşturmalar vücut enerjinizin tamamıyla bağışıklık sistemini yorucu bir evre yarattığını gösteriyor. Serum enerjisiyle vücudumuzu depolayabiliriz. Büyük toplantılar, gideceğimiz yolculuklar söz konusu olsa da siz daha ne yapmak istediniz ve burada kalayım mı, gideyim mi, yenilik arayayım mı diye bir enerji evreniz var. Bence hani bazen deriz ya, ben kimim? Ne için geldim? Bu hayatta neredeyim? Ne yapmak istiyorum bilmiyoruz deriz ya. Bu hafta bunu çok fazla, ben kimim? Neden geldim? Niye geldim? Amaç ne? Yaradan niye beni buraya attı diye böyle düşünceleriniz söz konusu olacak. Siz çok değerlisiniz, çok değerli bir mucizesiniz. Rabbim özel olduğu için sizi attı. Sadece kendi güveniniz ve kendi yeteneklerinizi de fark ettiğiniz zaman işiniz, çevrenizde daha algı enerjinizin yüksek olacağı bir nokta. Yani güneş tutulmanı, ay güneş diyorum ya, güneş, hani aslan dolunayı var ya, karıştırmayın, güneş tutulması değil. Aslan Dolunayı gerçekleşecek o 5 Şubat'ta 16 derecede Uranüsyan etkisi biraz sizin ben kimim sorgulamalarını fazla yapacağınız bir nokta. İş yerinde bu kim, ne işe yarıyor, neden çalışmıyor, ben onun işini yapıyorum deme sorgularınız da fazlasıyla olacak. Yani sorumlulukları bilip kendi evremizi biraz daha sert ifade edeceğiz. Güneş bir aslan Dolunay sizin 7. ve 4. evi ve 1. evinizi tetikleyecek. Yani evlilikle alakalı ortaklık konularınız, yaşadığınız ortak işlerle ilgili bazı tartışmaları, açık oyunları kapalı oynayacak insanlarla karşı, yani ortaklıklarınız kapalı oyunlar oynayacak. Buna dikkat etmeniz lazım. Özellikle de büyük köklerimizle alakalı çözemediğimiz travmatik yaralarımız bizi tetikleyebilir. Anneniz babanıza şiddet, sözlü şiddet o. Babanız annenizi terk etmiş olabilir. Anneniz babanızı terk etmiş, çocukları, bu tarz konular sizi tetikleyecek. Çocuklukla ilgili yaşadığımız olaylar bizi fazlasıyla hayata geçirecek. Sakin olmanızı öneriyorum. Yeni işe girenler için hayırlı ve uğurlu olsun. İş kapınız gayet güvenilir. Bir noktada kalıcı. Uzun süredir aynı firmadaysanız yönetici ve patronlarınızın size çok güzel bir kıyağı olacak ve yerinizi devam ettirin, korkmanıza gerek yok diyorum. Sabit bir noktada hiçbir dosya ve telefon bakıyorsanız burada maaşınızda bir değişim olacak, başka değişim olacak. Zaten siz de her kalabalık noktayı sevmiyorsunuz. Bulun kalın olduğunuz noktada, çünkü kendi kendinize her noktada kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz işten çıkartılabilir, sizin işiniz askıda olabilir. Dilimizi, çenemizi tutacağız, motivasyonumuzu arttıracağız. Dikkatli olmanızı istiyorum. Sevgili gençler,
Kendinize ait verdiğiniz her yaranın farkına varın. Değişim öğrenmediğiniz sürece başarılı olursunuz. Siz çağı temsil ediyorsunuz. Teknolojik olan her şey sizden iyi bir robotik sistem olur. Yani bu mesela ameliyatlara robotik kodlamalarla girebilir. Bir sürü projelere dair olur. Bilim, robotik alanda bilim insanı olabilirsiniz. Kendinizi keşfini doğru yaparsanız başarı sizin hakimiyetiniz. Sadece bu ara duygusal hayatımda beni neler bekliyor? Ben bu ilişkide nereye gideceğim? Ben bu ilişkide ne kadar sevildim karmaşasını bırakırsanız sizi seven başka insanlar, aileniz var, çok yakın dostlarınız, iş çevrenizdeki insanlarınız var. Bu ilişki doğru rotada değil. Bunu kabul et artık. Mücadele ettiğin hayat sana verilen bir eziyettir. Bu eziyeti boşuna hayatında tutma diyorum. Dedim bile. Bu ara evlenme fikri olan sevgili takipçilerim, sevgili kovalar. Evet, evlilik kararı var. Tarih belirlenecek, ona göre ev tutulacak, alışverişe gidecek ama söz nişanı atın, hemen nikaha girin. Çünkü altınlar bu borçlara gidecek, hiç gerek yok, kendinizi yıpratmayınızı istemiyorum. Bu arada uzun soluklu evliliği olanlar için ters anlaşılmalardan kaynaklı küskünlükler var. Ve özellikle eşinizin ailesine yaptığınız tavırı kocanıza da yapıyorsunuz. Bunu lütfen, ya da hanımınıza yapıyorsunuz. Lütfen bunu bir gözden geçirirseniz ne kadar sağlıksız ilerlediğinizi siz de görmeniz lazım diyorum. Evet, ev hanımları. Bu ara fazlasıyla insanların söylediği şeyi kafanıza takıyorsunuz. Ve çocuklarınıza, başkalarının çocuklarıyla aynı kafeye koyuyorsunuz ve çocuklarınızı kıyaslıyorsunuz. Rica ediyorum, sizin çocuğunuz hepsinden daha kıymetli, daha değerli, daha önemli. Kimseyle evlat kıyaslanmaz. O sizin Allah'ın emaneti olarak gözüküyor. Lütfen o çocuklarımızı ziyaret etmeyin. Biraz eğitimleriyle alakalı biraz daha dikkatli olmanız lazım. Bu süreçte onların hataları, onların öğretmenleriyle, rehber öğretmenleriyle birebir hayata geçmeniz lazım. Ev satmayı düşünüyorsanız hayırlı olsun. Teyzenizden kalacak bir mal konusu ya da anne soyunuzdan kalacak mal konusuyla evsizseniz ev probleminiz çözülecek. Güzel bir ev anahtarının parası size gelecek gözüküyor. Babanızın kalp damar problemi, annenizin diz kapaklarıyla alakalı sıkıntıları olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Sevgili takipçi, bu ara baş dönmeniz, sinüzit kaynaklı şiddetli sırttan vuran ağrılarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara işin verdiği gerginlik uyku probleminizi arttırdı. Ve burada çok mobbing üzerindesiniz. Alternatif nokta bulamıyorsunuz. Aile içerisinde yaşadığınız için özgür alanınız dalanmış. Yaşamaktan böyle bir veda gibi modunuz var. Çok güzel fırsatlar var Şubat sonuna doğru. Sabırlı olun diyorum. Evet. Bu ara renkli dünyanız fazla var. Kitaba, okumaya merak olacaksınız. Ve her şeyde hani böyle yazarlık ruhunuz varsa ona göre kurslara gidin. İçinizdeki cevheri çıkartın çünkü hayal gücünüz çok fazla var. Rabbim size bu kapılarda güzel anahtarlar nasip edecek diyorum. Miras, mal konularımız hareketli. Ama şunu unutmayın ki yakın bir dostunuza verdiğiniz söz hanenizin kapısının içine düşecek. Bu da size çok büyük bir sıkıntı yaratabilir. Bu ara ser verip sır vermeyin efendim. Hoşça kalın.